Ağızka Türkleri bizim toplumumuzun gerçekten önemli bir parçası, ayrılmaz bir parçası. Bunu nasıl anladım? Belki çoğunuzun entelektüel seviyesi çok yüksek. Gençliğinde Ağızka Türklerinden haberdar olmuş olabilirler. Ama ben ilk defa onları Azerbaycan'a görevli olarak gittiğimde bir misafirlikte fark ettim. Güz aylarından bir gündü, yağmurlu bir havada bir arkadaşla Bakü dışına gezmeye çıkmıştık. Akşam vakti öyle bir yağmur bastırdı ki Bakü'ye ulaşmak imkansızlaştı. Arkadaş daha önce orada olduğu için bu Ağızkaları tanıyormuş. Bir yere telefon etti. Bana dedi ki takip et. Takip ettik. Şamalı şehri var. Sel gelmiş, yoldan geçilmiyor. Ama oraya ulaşmamız lazım. Şamalı kentinin Medrese diye bir köyü var. Bu köye gitmemiz gerekiyor dedi. Neyse, Azerbaycanlı birisi otomobilde önümüze düştü. Akan senin içinde bir şekilde biz de otomobillerle geçmeyi başardık. Köye vardık, yatsı vakti falandı. Bize çok hürmetkar davrandılar. Evlerini aldılar, hemen yemek hazırladılar. Bundan belki 30 yıl önce bir Anadolu şehrine gittiğiniz zaman nasıl ağırlanıyorsanız aynı vaziyette ağırlanmaya başladık. Fakat benim dikkatimi bir şey çekti. 5 yaşında bebek, 40 yaşında delikanlı, bir orta yaş, 65 yaşında bir teyze, 70 yaşında bir amca, dede diyelim, bizim gibi konuşuyorlar. Ben kendimi Türkiye'de zannettim. Neyse, yemekten sonra sohbet biraz sarmaya başladı. Tabii ben cahilane dedim ki, Azeriler böyle konuşmaz. Yani biraz şive farkı var. Sizlerin ne zaman geldiniz Türkiye'den? Güldüler. Niye güldünüz dedim. Biz dediler Türkiye'den gelmedik. Biz Ağızka Türk'üyüz. Ama Oğuz boyundanız. Sizin gibiyiz. Sizin gibi yaşarız. Sizin gibi konuşuruz dediler. Ben şaşırmıştım ve dedim ki böyle bir fırsat bir daha ele geçmez. Haydi hocam sen bunlara mutlaka çalışmalısın ve araştırmalısın diye kendime söz verdim. Fakat Azerbaycan bağımsızlığını yeni ilan etmiş bir ülke. Sovyetler Birliği'nin hegemonyasından ayrılmış. Ve henüz hukuk sistemi tam oturmamış. Eline düştüğünüz zaman polisten kurtulma imkanınız oldukça güç. Veya çok kolay ama paranız çoksa tabii ki. Böyle bir durum. Şimdi böyle bir ortamda hele hele dini alanda Ağızka gibi bir azınlığın durumunu ve dini hayatını araştırmanız gerçekten kelle koltukta bir iş yapmanız demektir. Ve büyük de para gerektirir. Düşündüm, taşındım. Dedim ki ben önce Azerileri araştırırsam kendime bir güven temin edersen arkasından bunlarla çalışırım dedim. Bir strateji çizdim kendime. Tabii dekan beyle, bizim fakültenin dekan beyle münasebetimizi artırdık. Rektör beyle artırdık. Milli Eğitim Bakanı'yla defalarca oturduk kalktık. Büyükelçiyle zaten tanışıyoruz. Hizmetler müşaviriyle arkadaşız derken Bakü'de epeyce bir çevre edindik. Herkes bizi tanıdı. Bu güven çerçevesinde ben Azerbaycan üniversite gençliğinde dini hayatı araştırdım. Onu da çalışmayı gerçekleştirip bitirmeyi başardım şükür. Yayınladım ama kendi imkanlarımla yayınladığım için burada arkadaşlara bilgi vermedim o konuda. İleride daha büyük çapta yayınlamayı düşünüyorum. Şimdi o çalışmayı gerçekleştirdim ve o çalışmayı gören devlet erkanı, polisler, istihbarat hepsi benim gerçekten bilimsel bir çalışma yaptığımı, bir bilim insanı olduğumu fark ettiler. Görevim bitti, döndüm Türkiye'ye.
2005 yılında tekrar bir hazırlık yaptım. 2008 yılı yazında izin alarak tekrar Azerbaycan'a gittim. Hani hedefimde Asyalılara çalışmak vardı ya, o çalışmayı da elime aldım, önceki yapmış olduğum çalışmayı. Gerekli yerlerle görüştüm. Tabii orada işleri resmi halletmeye kalkarsanız işiniz yürümez. Güvene dayalı, gerçekten söze dayalı bir iş yapabiliyorsunuz. Onun dışında işiniz gerçekten çetin ve zor. Gerekli yerlerle görüştükten sonra çok sağ olsun Alaskalı bir kardeşimiz Yusuf Seferov önümüze düştü. Alaskalılar tarafından da çok sevilen bir şahıs. Bu çalışmayı gerçekleştirmemizde büyük yardımcı oldu ve biz onu da başarıyla şükür bitirmiş olduk. Bugün size aktaracağım bilgiler daha çok Azerbaycan'da yaşayan Alaska Türkleriyle alakalıydı. Ama ben düşündüm, taşındım biraz. Alaskalılarla ilgili kısa da olsa genel bir bilgi vermeyi uygun gördüm. Bu çerçevede konuşmama devam etmek istiyorum. Belki biraz uzun sürebilir. Şimdiden aklınıza sığınıyorum. Öncelikle Alaska bölgesinin coğrafyasını biraz tanımamız gerekiyor. Haritada gördüğünüz gibi Türkiye'ye gerçekten çok yakın bir bölgede. Kars'a yakın, Pasov sınır kapısından oraya geçmeniz mümkün. Bu Alaska bölgesi Adıgün, Alaska, Aspinza, Ağırkelek ve Bozanavka bölgelerinden oluşuyor. Ermenistan'a sınır bir yer. Gerçekten Türkiye için stratejik bir nokta diyebiliriz. Şimdi Alaska Türklerinin yaşadığı yer dolayısıyla günümüzde Gürcistan sınırları içerisinde kalmış durumda bugün. Ve 6412 kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip. Alaska Türklerinin ana vatanı olan bu bölge biraz önce ifade ettiğim yerleşim yerlerinden teşekkür ediyor. Sınıra da 15 kilometre kadar bir uzunluğu var. Kosov Çayı'nın iki yakasında yer alan bu bölge karayolu ile Tiflis, Batı ve Türkiye'ye bağlıdır. Batı tarafta Türkiye sınırının oldukça yakınına kadar uzanan demir yolu bölgeyi doğudan Tiflis'e bağlamaktadır. Kür Irmağı bölgenin en önemli akarsuyu. Buraya yerleşen Türklere Alaska Türkleri denmesinin sebebi ise bu vilayetleri içine alan bölgenin yani coğrafi isminin Alaska olmasından kaynaklanmaktadır. Tabi literatürlerde farklı isimler de var. Dede Korkut kitabında Aksıka veya Akkale, 481 yılına ait kayıtlardan Akeska olarak anılan eski Oğuzlar beldesi olan Alaska, Gürcüce yeni kale anlamına gelen Akhal, Tişke'nin Türkçe ve Farsça şekli olarak da yorumlandığı belirtilmektedir. İlave olarak Alaska kelimesini Alaska civarındaki kavimler Alaska, Akhıl, Kıska ve Aksıka şeklinde telaffuz ettikleri ifade ediliyor. Kısa bir tarihçeye değinmekte de yarar var diye düşünüyorum. Alaska Türklerin varlıklarının tarihçesi gerçekten çok eskiye dayanıyor. Milattan önce 7. yüzyılda İslam öncesi dönemlerde Sakalar'dan itibaren günümüze kadar Kür Nehri ile Aras Nehri arasında kurulmuş devletlerin toplumsal ölçüsünde Türk kavimleri ağırlıklı olmuştur. Milattan önce 4. yüzyıl sonlarında Doğu seferine çıkan Makedonların meşhur kralı bildiğiniz gibi İskender, Kafkasya'ya geldiğinde kendisine karşı koyan Kıpçak ve Hun Türk adıyla anılan kuvvetli bir Türk varlığıyla karşılaşmıştır. Alaska ve çevresi 1068'de de Sultan Alparslan tarafından Selçuklu ülkesine dahil olmuştur. 1828 yılında başlayan Osmanlı-Rus Savaşı, 1829 yılında bölgenin Ruslara bırakılmasıyla sonuçlanmış ve sınırlar da değişmiştir. Bölgede Ruslar sürekli Ruslaştırma ve Hristiyanlaştırma politikası uygulayarak buraya Rus, Ermeni, Gürcü ve Dobrovarları yerleştirmeye çalışmıştır. 1853'te ise Osmanlı bölgeye çıkan anlaşmazlık üzere yeniden ele geçirmeye çalışmış ise de
1918'e kadar bunu tam anlamıyla gerçekleştirememiştir. 1878'deki 93 harbinde sadece Ahokkere ilçesinde 80 binden fazla Müslüman Türk'ün öldürüldüğü, sürgün edildiği ve yerlerine Hristiyan Rusların yerleştirildiği de belirtilmektedir. Ruslar bölgedeki Müslüman Türkleri Osmanlı'nın gelişine sevinmelerini gerekçe ederek benzer şekilde 1915'te de yağmalamada bulunmuş ve katliam yapmışlardır. Ağızkan'ın 1921'de Sovyetler Birliği'ne bağlanmasıyla Ağızka Türkleri için yeni ve ağır bir dönem daha başlamıştır. Bölgede Müslüman Türk kimliğiyle yaşamak oldukça güçleşmiş ve bedeli gerçekten büyük şekilde ödenmiştir. Bu durum Stalin döneminde en yoğun seviyeye ulaşmıştır. Sovyet yönetimi o dönemde zorla Gürcistan sınırları içerisinde bıraktıkları Abhaz, Asetin ve Acarlara özel cumhuriyet kurma hakkı tanımasına rağmen Ağızka Türkleri görmezlikten gelmiş ve yok saymıştır. Ağızka Türkleri bu süreçte okullarda önce Arap, sonra Latin ve daha sonra da Kıyır alfabesiyle eğitim görmüştür. Komünist yapılanmada çeşitli sebeplerle insanlar takibi alınmıştır. Özellikle 1930'lu yıllarda başlatılan asimilasyon sürecinde binlerce aydın ve din adamı Kemalist ve Pan-Türkist suçlamasıyla evlerinden alınarak hapishanelere kurtulmuş ve bu insanlardan bir daha hiçbir haber almamıştır. İlerleyen süreçte Stalin ve desteğiyle Gürcü şovanizmi güçlenerek Ağızka Türklerinin büyük bölümünün soyadları Gürcücü'ye dönüştürülmüştür. Dini yasaklar konulmuş ve mescitler kapatılmıştır. Yaşı 60'tan yukarı olan yaşlı dindarlar dahi takip edilmişler. Orta Asya'ya, Kazakistan ve Sibirya çöllerine sürülmüş, işkencelerle öldürülmüşlerdir. Ana vatandan koparılma, sürgün ve diaspora sürecine baktığımızda 31 Temmuz 1944 tarihli 6270 numaralı tamamıyla gizli şeklinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Savunma Şurası tarafından Ağızka bölgesindeki Türklerin sürülmesine dair karar alınmıştır. Bu şuranın başkanı hepinizin bildiği gibi Gürcü asıllı Joseph Stalin tarafından onaylanmıştır. Karar İlginçtir, şöyle başlamaktadır. Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin devlet sınırını korumak maksadıyla Devlet Savunma Şurası aşağıdaki kararları almıştır. Kararın metninin ilk maddesi, Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin sınır boyunda yerleşen Ağızka, Aspinza, Ahıkelek ve Baklanovka reyonlarından Türk, Kürt ve hemşinliler dahil olmak üzere 86 bin kişinin 40 bini Kazakistan'a, 30 bini Özbekistan'a ve 16 bini de Kırgızistan'a sürgün edilsin şeklindedir. Sürgün tarihi 14 Kasım 1944 olarak belirlenmiştir. Stalin, Kars ve Ardahan'da ileri de alabilmek için Ağızka bölgesini etnik açıdan güvenilir kırmak istemiştir. Ruslar adım adım genişlemenin önünde bölgede Gürcü ve Ermeni unsurları kendilerine müttefik olarak görmüşlerdir. Gürcü ve Ermeniler Osmanlı'ya karşı çoğunlukla dini mensubiyet benzerliği ve Osmanlı'dan ayrı olarak bölgede bağımsız bir devletin ancak Ruslarla mümkün olacağı düşüncesindeydiler. Netice olarak Sovyet yönetimiyle sürgünün Ruslaştırmanın ve göç ettirilenlerin asimile edilmesi için uygulanabilen bir gelenek ve politika haline dönüştüğü anlaşılmaktadır. Biz bu politikayı aynı şekilde Kırımlara uyguladıklarını da biliyoruz. Hatta Polonyalılara uyguladıklarını da biliyoruz. Ben Polonya'yı gezdiğimde, ziyaret ettiğimde tıpkı Ağızka Türklerinin yük vagonlarına dolgulu olarak nasıl sürüldülerse Polonya'da da aynı şekilde o trenin müze olarak sergilendiğini gördüm. Orada da Polonyalılar sürmüştü. Dolayısıyla bu açıkça Sovyetler Birliği'nin sınırlarda kendilerine dil, din, kültür açısından yakın olan topluluklardan tamamen ayırabilmek, sınır bölgelerini daha güvenli hale getirebilmek için bir devlet politikası olarak uyguladığını görüyoruz. Sürgünün bir soykırımına dönüşümü. Burası zaten çok ilginçtir. Sürgün sırasında ortaya çıkacak ihtiyaçların giderilmesi tedbirlerine dönük talimatların sözde alındığı ancak asıl amacın ise insanları adeta planlı bir şekilde
kırıma tabi tutma serüvenine dönüştürüldüğü, sürgünün uygulanması ve yerlerinin binlerce kilometre olmasından anlaşılmaktadır. Yani şunu yapabilirlerdi, 3-500 kilometre bir uzağa sürerek o sınırı yine garanti altına alabilirlerdi. Fakat binlerce kilometre uzağa sürüyorlar ve sürgünün gerçekleştiği mevsim ve iklimsel şartlar da onların gerçekten bir kırıma, soykırımına tabi tutulduğunu bize açıkça göstermektedir. Sürgün uygulaması acımasız bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Sürgün ansızın, hazırlıksız, toplu, yığın halinde ve kışa doğru soğuk bir mevsimde gerçekleşmiştir. Ayrıca eli silah tutan 60 yaş altı erkeklerin Almanlarla savaşmak üzere alınarak cepheye gönderilmesi, Ağızka Türklerinin sürgün anında hem sahipsiz ve güçsüz kalmalarına hem de ailelerinin parçalanmasına yol açmıştır. Savaş sonrası cepheden dönenler ailelerini yıllar sonra bulabilmişlerdir. Burada da bir anekdot anlatmak istiyorum. Bu çalışmayı yaparken ben röportajlarımda bir gelinle kocası ağlamaya başladılar. Hayırdır, ne zaman anlıyorsunuz dedim. Dedi ki delikanlı, 35 yaşlarında falandı. Babam dedi, bu sürgün sırasında askere alınmış. Bizi dedi, o askerlerden sürdüler. Babam askerden döndükten sonra bizi yıllarca aradı, aramış, bulamamış. İşte yıllar sonra Özbekistan'da bize ulaşabildi. Ben askere gittim, Özbekistan'da dedi. Ben askere gidince, tekrar babam gibi sürmüşler. Eşimi ve çocuklarımı yıllar sonra ben Azerbaycan'da bulabildim dedi. Yani aynı sürgün tipini Azeri ile Ağızka Türkleri gerçekten yıllar sonra tekrar yaşamak durumunda kaldı ve çok acı bir şekilde yaşadı. Savaştan dönen gazi ve madalyalı kahraman Ağızkalılardan köylerine dönebilenler ki yurtlarına çoğunun dönmesine izin verilmemiştir. Ailelerini görememişler. Boş evlerde ve kimsesiz sokaklarda onları aramışlar. Sürgüne gönderdiklerini öğrenince Orta Asya yollarına düşmüşler. Çoğu da aradıklarına hiç kavuşamamışlardır. Bütün bunlar sürülen ailelerin sürüldükleri yerde parçalı aile olmamaları, yeni bir yaşam kurma mücadelelerinde de onları zayıf düşürmüştür. 50 bine yakın Ağızkalı sürgün esnasında ve akabinde açlık, susuzluk ve soğuktan ne yazık ki heder olmuştur. 25 bin Ağızkalı Almanlarla cephede savaştan ölmüştür. Cepheden sağ dönenlerin çoğu da ailelerini bulamamışlardır. Sonuçta Ağızkalıların neredeyse yarıdan fazlası, yani 100 binin üzerinde Ağızkalı ölmüştür. Bu sürgün hadisesi, Stalin öleni, yani 1953'e kadar yasaklandığı için haber yapılamamıştır, yazılıp çizilememiştir. Sürgün kamplarında tutulan Ağızkalıların 1956 yılına kadar yaşadıkları araziden dışarı çıkmaları ve akrabalarının izin almadan ziyaret etmeleri de yasaklanmıştır. Sürgünün acımasızlığını ve nasıl yapıldığını şu mülakat ortaya koymaktadır. Aspinza reyonunun Hırtız köyünde 7-8 yaşındaydı. 1944 yılının Kasım ayında geceleyin bizi köyün meydanına topladılar. 2 saat içinde yanınıza ne alabilirseniz alın dediler. Askerler etrafımızı sarıp köyden dışarıya hiç kimseyi bırakmadılar. O anda başka köye gitmiş olanlar da o köydekilerle birlikte sürdüler. Bizi meydandan alıp Amerikan marka tırlara doldurup tren istasyonuna götürdüler. Tren vagonları yük ve mal taşıyan vagonlardan oluşuyor. Azerbaycan üzerinden Kazakistan'a bir ay yol gittik. Yolda aç ve susuz kaldık. Hava soğuktu. 150 bin kişiden 50 bini öldü. Yolda ölenleri vagonların penceresinden atmak zorunda kaldık. Bazen de trenin durduğu yerlerde kar içinde yol kenarlarına defnettik. Bazı ölenleri de gizledik. Becerebilenler onları buldularsa halı veya örtülere sarıp gittikleri yerde defnettiler. Şimdi yolda giderken attığımız iki kişinin cesedinin defnedildiği mezar bizim köydedir. Bu Azerbaycan'da Müşkül köyü, Haçmaz şehrinin Müşkül köyünde yaşayan bir amca anlatmıştı bunu bana.
Şimdi yolda giderken, pardon, bizi Kazakistan'da Georgivka rayonu Jambor vilayetine götürdüler. Kazak ve Rusların evlerinden birer oda verip yerleştirdiler. Açlıktan, susuzluktan ve soğuktan çoğu da orada öldü. Bize ne mal, ne para, ne de iş verdiler. Hiçbir şey vermediler. 1944'ten 1959'a kadar çiftçilikle geçindik. Okuyanlara da iş vermediler. En iyi çalışanımız taksi ve traktör kullananlardı. 1957'ye kadar köyden köye gitmeye izin vermiyorlardı. Gözetim altındaydı. Haftada bir polis karakoluna gidip imza atıyordu. 1960 yılına kadar pasaportlar vermediler. Bunun sebebi bizim başka yerlere gitmemizi veya okula devam etmemizi engellemek içindi. 1957'ye kadar bizi askere de almadılar. Çünkü bize güvenmiyorlardı. Askere aldıklarında da stratejik noktalarda görevlendirmiyorlardı. Ancak sıradan yerlerde görevlendirdiler. Mesela demir yolu yapmak, arabalara yol inşa etmek, evler yapmak, yıkılmış şehirleri onarmak için kullandılar. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağlara kadar bize güvenmediler. 1957'de gözlem kaldırılıp Ağızka hariç istenilen yere gitmeye izin verdiler. 1959'da Azerbaycan'a geldik. Evet, dolayısıyla sürgün bu şekilde, gerçekten acımasız bir şekilde gerçekleşti. Azerbaycan'da yerleşim ise Ağızka Türklerinin ana yurtlarına dönme mücadelesi çerçevesinde başladı. Pek çok girişim gerçekleşti. Ben bu girişimlere değinecek değilim burada. Çok zaman alacağı için. Acaba Azerbaycan'a nasıl yerleştiler? Onu çok kısaca takdim etmeye çalışacağım. Moskova, Ağızkalıların ana vatanları yerine Azerbaycan'a göç etmelerini önerdi. Çünkü sürekli Ağızka Türkleri Gürcistan'a yani Ağızka bölgesinde dönme mücadelesi veriyorlar. Ama hem Gürcüler hem de Ruslar onların oraya dönmesine izin vermek istemiyorlar. Ve bir öneride bulunuyorlar. Diyorlar ki siz Azerbaycan'a dönün. 31 Ekim 1957'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Yüksek Sovyet Başkanlığı'nın kararı ile Gürcistan'dan sürgün eden Azerbaycanlıların Azerbaycan'a dönmesine izin vermiştir. Pasaportunda Azerbaycanlı yazılan Ağızka Türklerinin Azerbaycan'a göç etmesinin yolu böylece açılmıştır. Onlara Ağızkalı olarak da pasaport vermiyorlar, nüfus cüzdanı da vermiyorlar. Çünkü öyle verdikleri zaman anayurtlarına dönme hak talebinde bulunacaklar. Yasal olarak Azerbaycan vatandaşı gibi dönmeye çalışıyor. Özellikle Gürcistan yönetimleri Ağızkalı Türklerin ana vatanlarına dönmemesi hususunda çok katı tutum sergilemişlerdir. Bu durumda Ağızka Türkleri ana vatanlarına yakın olan sosyokültürel ve dini açıdan kendilerine yakın hissettikleri Azerbaycan'ı yerleşim yeri olarak daha çok tercih etmişlerdir. 1958 yılında Saatli ve Sabirabad reyonlarına 50 binden fazla göç eden Ağızkalı yerleştirilmiştir. 24 Temmuz 1958'de Azerbaycan yönetimi 1903 sayılı kararla Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan göç ederek gelecek olan Ağızka Türklerinin yerleştirilmesi için onlara para, 3 yıl sonra faizsiz şekilde geri ödemeli ve kolhozlara verilecek vergiden muafiyet gibi bir dizi yardımlar sağlamışlardır. Ana vatana dönüş için izin çabaları sürerken, Özbekistan'da Fergana hadisesiyle orada yaşayan Ağızka Türkleri ikinci bir zorunlu göçe daha tabi tutulmuşlardır. Fergana olaylarıyla Ağızka Türklerinin kendilerini kurtarmak için oradan göç etmek istedikleri şeklinde bir kamuoyu oluşturularak 100 binden fazla nüfus zorla çeşitli bölgelere göç ettirilmiştir. Bu göç ettirilenlerden 40 bini Azerbaycan'a yerleşmiştir. Başlangıçta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği göç yardımında bulunmadığı için bu göçe izin vermek istemeyen Azerbaycan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler yönetimi Azerbaycan'a önce yerleşmiş, Ağızka Türkleri gösteriler yapmak isteyince güçlü, dilsel, kültürel, dini ve milli bağları bulunan bu gruba göç izni vermiştir. Neticede önemli sayıda, ki yaklaşık 80 bin Ağızkalı Türk, Azerbaycan'a göç edilip yerleşmek durumunda kalmıştır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar yönetimin zaman zaman yumuşama politikalarına yönelmesi, Azerbaycan yönetiminin de onlara kolaylıklar sağlamış olmasına rağmen hem ana vatanlarından koparılmış olarak ana yurtlarının dışında yani diasporada hem de komünist anlayış ve yapılanma altında yaşamak durumunda kalmışlardır. Ağızka Türkleri
Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesiyle önceki dönemlere kıyasla diasporadaki en rahat ve özgür ortama kavuşmuşlardır. Şimdilerde Azerbaycan'da nüfus olarak yaklaşık 135 bin kişilik bir Asya Türk'ü bulunmaktadır. Tam rakam bilmiyoruz ama yaklaşık bu civarda. Evet. Şimdi onların bugünkü durumlarıyla alakalı bazı tespitlerde bulunmak istiyoruz. Demografik özellikler pek çoktur. Tabii ki ben bunlardan iki tanesini size takdim edeceğim. Azerbaycan'daki Ağızka Türklerinin öğrenim düzeyleri tabloda gördüğünüz şekilde 8 yıllık öğrenim %72,5 oranında, lise mezun olanlar %6,4 oranında, ön lisans mezun olanlar %4,1 oranında, lisans mezunları ise %16,8 oranında. Okuyup yazmayan pek yok. Zira Azerbaycan'da yanılmıyorsam 1960'lı yıllarda 11 yıllık eğitim zorunlu hale getirilmiştir. Dolayısıyla okuyup yazmayan pek kimse yok. Meslek dağılımına baktığımızda ise büyük oranda çiftçi olduklarını görüyoruz. %24,6 oranında. İşçi %15,9 ki bundan yine bir kısmı çiftçilik işlerinde çalışıyorlar. Memurlar %2,6. Gördüğünüz gibi Azerbaycan'da da memurluk hayatı pek Asya Türklerine imkan vermemiş. Sadece öğretmen olarak %8 oranında çalışıyorlar ki bunların çoğu da yine Asyalıların bulunduğu köylerde görev yapıyorlar. Emekliler %5,2 oranında, tüccarlar %4,3 oranında, yöneticiler %2, işsiz %29 ciddi bir işsizlik oranı var ve diğer mesleklerin dağılımı söz konusu. Bizi esas ilgilendiren daha çok onların dini durumları ki onların dini durumlarıyla alakalı tespitler bize onların kültürel yaşamları hakkında da ciddi bilgiler sunacaktır ki bize ne kadar benzediklerini belki bu tespitlerde çok daha net bir şekilde görmek mümkün. Kendilerine yönettiğimiz soruda din ile ilgilenmiyorum diyenlerin oranı neredeyse hemen hemen hiç yok gibi. %1,4 oranında dine inanmak gerilik alametidir şeklindeki bir tutumu %1,2'de kaldığını görüyoruz. Şüphe ve tereddüt içindeyim diyenler ise %0,3 oranında. Çoğunlukla dini benimseyenler %32,5, kesinlikle dini benimsiyorum diyenler ise %64,6 oranında. Dolayısıyla yüksek oranda dini kabul ettikleri ve benimsedikleri çok açık ve net olarak görünüyor. Kendilerini dindarlık seviyesinden bir kategorize etmesi talep edildiğinde ise %43,8 oranda dindar olduklarını ifade etmişlerdir. Orta seviyede dindar olanlar ise %49 oranındadır. Az dindar olanlar ise %7,2 oranındadır. Dille ilgisiz olanlar ise %0 gördüğünüz gibi. Neredeyse Azerbaycan, Ağızka Türklerinin tamamı Allah'a inandıklarını belirtmektedirler. Nereden etkilenerek Allah inancına sahip olduklarıyla alakalı bir tutuma baktığımızda ise %44,3'ünün aileden etkilendiğini ifade ettiğini görüyoruz. Öğretmenlerden etkilenenler de %15,7 oranında, arkadaşlarından etkilenenler %1,2, okuduğu kitaplardan %13,6, çevrendeki dini bilgisi olan şahıslar %12,8, kendi mantıki araştırmanın sonucu inananlar ise %9,3. Bu da doğal diye düşünüyorum ben. Azerbaycan'da çünkü eğitim öğretimde Azerbaycan bağımsızlığını ilan edene kadar ateizm dersi vardı, zorunlu olarak veriliyordu. Hatta baraj dersi. Bu dersten geçemeyenler bir üst sınıfa geçemiyorlardı. Dolayısıyla biraz mantık sorgulamasının yüksek olması onların inançlarının mantığa doğru yönelmesinde de etkili olmuş olabilir. İnanç esasları konusunda ki durumlarına baktığımızda ise samimiyetle ve şüphesiz şekilde Allah'a inanma durumu %100, peygamberlere inanma durumu ise %98,8.
98, meleklere inanma durumu ise %98, mukaddes kitaplara inanma durumu %96,8, ahiret gününe inanma durumu %98,3, kadere inanma durumu %94,2, gördüğümüz gibi. Namazla ilgili tutum ve durumlarla alakalı dağılıma baktığımızda ise ailem, arkadaşlarım ve çevremdeki insanlar namaz kılmadıkları için ben de kılmıyorum diye neredeyse yok gibi, çok az. Bulunduğum yere göre bazen kılıyorum, bazen kılmıyorum diyenler %7,2, arada bir bayram namazı kılarım diyenler %12,5, fırsat bulduğumda namaz kılıyorum diyenler %27,8, sürekli kılıyorum diyenler %41, hiç namaz kılmıyorum diyenler %11,6. Bunları ben basit olarak verip geçiyorum. Sizler Türkiye'yi ya da başka ülkeleri tanıyan insanlarsınız. Buradaki namaz kılma durumlarıyla mukayese ettiğinizde bunların, bu tespitlerin ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz diye düşünüyorum. Ramazan orucunu tutma sıklığı ile alakalı yüzdelik dağılımı ise %68,7'si Ramazan ayının tamamında oruç tuttuğunu ifade etmişler. %13'ü Ramazan'da orucunun çoğunu tuttuğunu ifade etmiş. Bazen Ramazan ayında oruç tutanlar %13,6 yine, %3,8'i ise Ramazan'da oruç tutmadığını söylüyor. Yani hiç oruç tutmadığını ifade etmişlerdi. Büyük oranda Ramazan'da oruç tuttukları anlaşılıyor. Hac ile ilgili tutumlar ise %94,8, haccın mutlaka yerine getirilmesi gereken bir farz ibadeti olduğunu söylediklerini görüyoruz. Zekatla ilgili düşünce ve tutumlarının dağılımı ise %97,7 oranında imkanı olanın, yani havacı asliyeden fazla malın mülkü olanın mutlaka zekat vermesi gerektiğini düşündüğünü söyleyebiliriz. Kurbanla alakalı da aynı şekilde bir orana ulaşılmış. %95,4'ü imkanı olanın mutlaka kurban kesmesi gerektiğini düşünülmüş. Örneklemin İmanın şartları bilme düzeyleriyle ilgili bir dağılımı var. %86,7'si imanın şartının 6 tanesinden haberdar ve biliyor. Yani kendisi sorduğumuzda bizzat kağıda yazabiliyorlar bunları. %8,7'si hiçbirini bilmiyor. 5'ini bilenler %1,4, 4'ünü bilenler %0,6, 3'ünü bilenler yine 0,6, İkisini bilenler 0,3, birini bilenler 1,7. Gördüğünüz gibi büyük oranı imanın şartlarından haberdar. Yine İslam'ın şartlarıyla ilgili bir bilgi düzeyi tespitinde bulunmaya çalıştık. Burada da %69,9'u İslam'ın şartlarının 5 tanesinde haberdar ve yazabiliyor. 4 tanesini yazabilenler ve bilenler %22,6, gerisi de çok önemli değil diye düşünüyorum. Hazreti Muhammed'le alakalı bilgi seviyelerine baktığımda %93,3'ü Hazreti Muhammed'i Allah'ın elçisi ve kulu olarak tanımlayabiliyorlar. Günlük farz namazların isimlerini acaba biliyorlar mı diye bir soru yönetmiştik. %92,5'i 5 vakit namazın isminden haberdar ve biliyorlar. Bunlar aynı zamanda kontrol sorulardır da aslında. Yani şükürler namaz kılıyoruz falan demişti ya. Bir nevi test etmiş oluyor. Usul abdestinden haberdarlıkları ya da bilip bilmediklerini ölçmek için bir soru yönetmiştik. %89'u usul abdestinin için gerektiğini ve nasıl alındığını biliyor. Şimdi dinle ilgili sorunları çözmek için başvurdukları mercilere baktığımızda ailesine çok sık oranda müracaat edenler %29,3, kitaplara müracaat edenler %41, mescit imamlarına müracaat edenler %32, çevrendeki dini bilgisi olan kimselere müracaat edenler %22, mollalara, biliyorsunuz Azerbaycan'da mollalar da var, %12,5, arkadaşlarına müracaat edenler %17. Burada dikkatimizi çeken, en çok yüksek oranda etkili olan insanların dini öğrenmesi açısından aile, kitaplar ve mescit imamları. Çok sıkıntılı anlarda başvurulan uygulama ve davranışlar. Kur'an-ı Kerim okutma, yani bizdeki hatim indirme gibi bir
sosyal olgunluk orada. %37'si çok sık şekilde müracaat ediyorlar. Sadaka verenler %20. Çok sık oranla müracaat ediyorlar. Bilinen dualar okuma %24. 42 ve 24. Kurban kesme ise en sık oranda %17,4. Çok sıkıntılı anlarında başvurdukları popüler sığınma davranışları ve sıklık davranışları. Çağdaş dünyada bunlar çok çok kullanılan sığınma mecileridir. Türbe ziyaret etmek, orada pir diyorlar. Çok sık şekilde %3,8 ama biliyorsunuz çok nadiren müracaatlerde %34,5 oranında. Dua yazdırmak %0,9 çok sık kategorisinde. Nezih türbe sandıklarına para bırakmak %2,3. Başından tur çevirmek %2,3. Fal baktırmak 0,3. Büyü yaptırmak 0,3. Şimdi türbe ziyareti ve nezir bırakmak, yani türbelere gördüğünüz gibi çok yüksek değil. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Azerbaycan'da birisi evinden bir başka yere yolculuğa çıktığı zaman yolunun üzerinde herhangi bir pir varsa, yani türbe varsa %100 ama %100 oraya bir şekilde para bırakarak yoluna devam ediyor. Çok güçlü inanç, popüler inanç olarak karşımıza çıkıyor. Alaskalılar aynı toplumda iç içe yaşamalarına rağmen bu kadar düşük oranda çok sık kategorisinde bu popüler inanca sığınma oranlarının düşük olması onlardan ciddi anlamda farklılaştıklarını gösteriyor. Aslında zaman olsa da bunları mukayeseli olarak size anlatabilseydik belki tespitlerimiz çok daha anlamlı hale gelecek. Bunun için söylüyorum, şunun için söylüyorum. 1921'li yıllarda yanılmıyorsam Sovyetler Birliği'nin hegemonyasını geliştirmesinin ardından Azerbaycan'ı da işgal etmesi, yani onları da hegemonyasının altına almasından itibaren koyu bir komünist yaşam tarzına onları mecbur etti. Yani o konuda da çok ciddi acı hatıralar var. Bu hatıralar içerisinde Azerbaycan'da mesela 3300 olan mescit sayısını yaklaşık 30'a kadar düşürülmüş olması. Ve bu mescitlerin çoğunun yakılması, affedersiniz ahıra dönüştürülmesi, çocuk bahçesi yapılması, depo olarak kullanılması söz konusu. Hatta öyle ki Allahsızlar cemiyeti teşekkür etmiştir. Şimdi böyle korkunç komünist baskının altında aynı coğrafyada yaşayan Azerilerle Alaska Türklerin bugünkü yaşam tarzları arasında ciddi bir yaşam farkı ortaya çıkıyor. Şimdi sormamız gerekiyor. Aynı baskı altında kaldılar. Hatta ilave olarak Alaska Türkleri iki defa, kimileri üç defa sürgün yaşadılar. Bu kadar onlardan daha zor şartlar altında yaşamalarına rağmen dinlerine ve kültürlerine, kimliklerine bu kadar bağlı kalabildi. Hatta dinlerine Azerilerden çok daha sadık kalmalarının sebepleri ne olabilir diye de sormak gerekiyor. Bunun birkaç sebebi var. Birisi azınlık durumunda olmaları, içe kapanıyorlar. Bu önemli bir faktör. Bana göre ikinci bir sebebi daha var. O da Sünni olmaları. Sünni literatür, dini literatür çok düşük. Sözlü literatürden bahsetmiyorum. Yazılı literatürden bahsetmiyorum. Bir başka sebebi daha var ki bana göre çok önemli. Biz Türk toplumu olarak bunu gerçekten biraz ihmal ettik. Ne yazık ki diye düşünüyorum. Dini ritüeller. Mesela mevlid okutma, sünnet merasimi. Bayramlarda çok hassas davranıp akraba ziyaretleri. Alaska Türklerimiz bütün bu zor şartlarda aslında kimliklerine, kültürlerine ve dinlerine bağlı olarak günümüze kadar taşıyan bana göre bu üç temel unsurdur. Hele hele üçüncü olarak ifade ettiğim gerekçe ya da sebep diyelim çok önemlidir. Biz yıllarca şunu yapmaya çalıştık. Efendim mevlüt sonradan çıktı ama İslam'da yok, ne yapalım? İşte bayramlar özellikle çağdaş dünyada telefonlarla mesajlaşmalara dönüştü. Derken hakikaten bağlarımız, ilişkilerimiz ve dini ritüellerden iki sayfa da olsa okunan Kur'an-ı Kerim'de orada
özellikle böyle baskılı ve sıkıntılı krizi dönemlerde insanların Allah ismini duyması, Peygamber ismini duyması, İslam'dan haberdar olması vesaire yeni nesillere aktarılma konusunda bu ritüellerin kriz dönemlerinde çok önemli işlevleri bulunmaktadır. Dolayısıyla Azeriler bu ritüellerine biraz az bağlılar. Ben daha ileri gitmek istemiyorum aslında. Şiilerle ilgili de bu konuda söyleyeceğim şeyler var ama bence bu kadar yeter diye düşünüyorum. Dolayısıyla Alaska Türkleri gerçekten bu manada aynı şartlarda yaşadığı diğer topluluklardan ciddi anlamda farklılaşmışlardır diyebiliriz. Evet, tespitlerimize devam etmek gerekirse onlara eşleri seçerken eşlerin dindar olup olmadıklarına dikkat edip etmedikleri şeklinde bir soru yöneltilmiş. Yaklaşık %71,9'u dindar olup olmadığını dikkate aldığını ifade etmiştir. Hem kadınlar hem de erkekler. %10'u diyelim dindar olup olmadığını dikkate almam diye bir ifadede bulunmuş. Fikri olmayanlar ise %18. Komşuya yardım konusundaki düşünce ve tutumları ise %91,9'u komşuya yardım etmek kamil bir mümin ve Müslümanın görevidir şeklinde bir tutuma sahip. Bir insan gibi komşuya yardım etmek iyidir diyenler %6,7, %1,4 oranında ise komşuya yardım etmek gereksizdir, insan önce kendisini düşünmelidir şeklinde. Muhtaç ve aç kimseleri gördüklerinde nasıl davranmalarıyla alakalı bir tespitimiz bulunuyor. O da şu şekilde, %99,4'ü neredeyse hemen hemen hepsi Allah rızası için ona imkanın ölçüsünde yardım edelim, kendi çalışarak hayatını kazansın derim diyenler ise %0,6. Gördüğünüz gibi hala Allah rızası düşüncesi, tutumu veya ona dönük olarak ortaya konan davranışların Alaska Türklerinde ciddi anlamda geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Bu da resim olarak bir cami, Eteri Kent'e, Merkez Camii, Adıköy'ün Camii, bir namaz görüntüsü Şirinbey Köyü'nde, camide Kur'an kursu öğrencileri. Azerbaycan'da. Evet. Şirinbey Köyü Camii Kur'an kursu öğrencileri. Düğünde kadınlar, bu da yine düğünde bir yemek duası görüntüsü. Bu resmi özellikle koydum. Bu resim, Alaska Türklerine ait bir mezara ait resim değil. Azerilerin mezarından bir görüntü. Bu da Alaskalıların mezarından bir görüntü. Yani Azerilerin ne kadar dünyevi bir şeyini, Alaskalıların ise eski kültürel ve dini yaşamlarını hala ne ölçüde devam ettirebildiklerini mezarlıklarda dahi gözlemlemeniz mümkün. İlginç bir resim diye bu şekilde bir mukayese edersiniz diye korktum. Evet. Sonuçta Alaska Türkleri gerçekten bizim sahip çıkmamız gereken bizim parçamız. Ne yazık ki Türkiye çok çabalıyor ama uluslararası konjonktür Türkiye'nin istediği sonuçlara ulaşmasını bu konuda engelliyor. Öyle ümit ediyorum ki ülkemiz güçlendikçe bizim onlara sahip çıkma imkanlarımız ve şartlarımız da güçlenecek diye düşünüyorum. Şu anda Türkiye gerçekten ciddi oranda Alaskalı gençleri Türkiye'ye getiriyor. Onların eğitim öğretimlerine yardımcı oluyor. Kurslar veriyor. Hatta 3 yıl kalmışlarsa vatandaşlık veriyor onlara. Zaten Türkiye'de de ciddi bir Alaskalı var. Bursa'da bildiğim kadarıyla dernekleri de var. Yine Alaskalılarla ilgili bir dergi de çıkabiliyor. Bu manada evet, diyebiliriz ki Alaskalılara sahip çıkmalıyız. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Değerli misafirlerimiz, konuşmalarından dolayı Sayın Profesör Doktor Hayri Ersen'e alkışlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim. Ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi adına katılım belgesini vermek üzere alkışlarınızla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Oktay Sarı'yı kürsüye davet ediyoruz.
dedim ya. Bir Alaska Türkmen evine misafir olmuştum. Gerçekten çok güzel. Dilleri biz gibi. Sizin de bahsettiğiniz gibi biz gibi konuşuyorlar. Hiç maddesi yok. O dini ritüelleri tutuyor. Sen beni de mübarek ya. İbadet de sizin yaşatıyor. Evet. Evet. Değerli misafirlerimiz, bir de Sayın Hocamıza Alaskalı Üniversite öğrencilerimizin bir hediye takdimi var. Kıymetli misafirlerimiz, programımıza, konferansımıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta yine farklı bir konu, yine farklı bir konuşmacıyla tekrar yine sizlerin huzurunda olacağız. Sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Allah'a emanet olun.